Ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Seslendirelim, sonra bir bağlantı yapalım. Enflasyon yıllık enflasyon %71,60 oldu. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Şimdi hemen Ankara'ya dönelim çünkü milyonlarca memur ve emekli enflasyon rakamlarını bekliyordu. Ankara'ya dönelim ve arkadaşımız Sibel Can'a sözü bırakalım. Sibel. Haziran ayında aylık enflasyon beklentilerin oldukça altında geldi. %1,64 oranında gerçekleşti. Beklentilerin orta noktası %2,22'di. Yine diyelim, beklentilerin çok altında bir enflasyon rakamıyla karşı karşıyayız. Mayıs ayında enflasyon %75,45'e çıkmıştı. Bu rakam Merkez Bankası'nın tahminlerine göre yıllık enflasyonda zirve noktası olarak ifade ediliyordu. Haziran ayında ilk 5 aya göre daha düşük bir enflasyon oranı bekleniyordu. Öyle de oldu. Anketlerde yıllık enflasyondaysa beklenti ilk düşüşün yaşanacağıydı ve %72,6 oranında bir rakam bekleniyordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yıllık enflasyon Haziran ayında %71,60 oranında gerçekleşti. Hatırlatalım, ekonomi yönetimi Haziran ayından itibaren dezenflasyon sürecine, yani fiyat artış hızında yavaşlamanın görüleceği bir döneme gireceğine işaret etmişti. Bu da notlarımız arasında. Tabii milyonlarca memur ve emeklinin de gözü bu verilerdeydi. Hemen onlara da değinelim. Zam oranları netleşti. Memur ve memur emeklisi 6 aylık geriye dönük enflasyon farkı kadar zam alıyorlar. Toplu sözleşmede belirlenen zam oranına ek olarak 6 ayda enflasyon %24,73 oldu. Memur ve memur emeklisi için zam oranı ise %19,31 olarak kaydedildi. Yineleyelim, 6 ayın sonunda memur ve memur emeklisi toplamda %19,31 oranında zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisi de geriye dönük 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Onların da 6 ayın sonunda zam oranları %24,73 olarak kaydedildi. Yine diyelim, işçi ve Bağkur emeklilerinin zammı %24,73 olarak gerçekleşti. Geçen yıl Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıt için her 6 ayda bir ÖTV zammı yapılmasına karar verilmişti. Akaryakıta gelecek özel tüketim vergisi geriye dönük 6 aylık üfe, yani üretici fiyat endeksi kadar artacak. Onunla ilgili veriler de paylaşıldığında aktaracağız. Hemen enflasyon verilerinin detaylarına bakalım. Ana harcama grupları itibariyle 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %0,58 de giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %3,79'la konut oldu. Yine en çok harcamanın olduğu gruplara bakalım, ama önce üfeye bir bakalım. Üfe verileri de hemen şuradan kontrol edeyim. Yurt içi fiyat endeksi yıllık %50,9 oranında arttı. Aylıksa %1,38 oranında arttı. Yineleyelim. Tabii bu verilerle birlikte memur ve memur emeklisinin 6 aylık geriye dönük enflasyon farkı kadar zam oranında netleşmiş oldu. Elimizdeki verilerle onlar bu ayın sonunda artık %19,31 oranında bir zam alacaklar. Temmuz ayında maaşlarını zamlı olarak alacaklar. İşçi ve Bağkur emeklilerinin zammı da %24,73 olarak gerçekleşti. Haziran ayında aylık enflasyon beklentilerin çok altında geldi. %1,64 oranında gerçekleşti. Yıllıksa %71,60 olarak gerçekleşerek ilk 5 ayın aksine bir düşüş eğilimi gösterdi ve dezenflasyon sürecine de girilmiş oldu böylece.